YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakika içinde yapıp yiyebileceğiniz harika bir turşu tarifi hazırladım. Yağlı biber turşusu. Kış hazırlıklarına başlamışken ilk önce bu turşuyla başlamak istedim. İster yemeklerinizin yanında, ister kahvaltıda her öğün yenebilecek çok lezzetli bir turşu tarifi oluyor. Kıl biber ya da sivri biberlerimizi önce sap kısımlarından temizleyip ardından büyükleri de ikiye ya da üçe bölüyorum ve güzelce yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için bir kenarda bekletiyorum. Şimdi de tenceremin içerisine bir su bardağı, klasik su bardağı ile birlikte sıvı yağ ya da zeytinyağı neyi tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Bir su bardağı üzüm sirkesi, bir yemek kaşığı kaya tuzu, yine bir tatlı kaşığı olacak şekilde de toz şekerimi ilave ediyorum. Ocağımın altını açıp bu malzemeleri şöyle 1-2 dakika kaynatıyorum. Şeker ve tuzumun eridiğinden emin olduktan sonra içerisine yavaş yavaş biberlerimi ilave ediyorum. Toplamda bu ölçüler için 1 kilo biber kullandım. 1 kilo biber için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sirke, 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker olacak şekilde kullandım. Biberlerimi ara ara karıştırarak rengi hafif dönene kadar pişiriyorum. Her yıl bu turşuyu kışlık hazırlıklarında mutlaka yapıyorum. Canınız ne zaman isterse, kışın bile istediğiniz zaman bu turşuyu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir turşu tarifi oluyor. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Yepyeni tarifler hazırladım. Yeni tariflerden haberdar olmak için de yandaki zil butonuna basarsanız çok daha mutlu olurum. Biberlerimi ara ara karıştırarak pişirmeye bırakıyorum. Bakın rengi çok çabuk bir şekilde dönüyor zaten. Rengi dönen biberlerimi de kevgir yardımıyla başka bir kabın içerisine alıyorum. Ben bugün 3 ölçü yapacağım için sizlere böyle bir ölçüden tarifini hazırladım. Benim tencerem küçük olduğu için ben 3 kilo biberi böyle ayrı ayrı 3 defada hazırladım. Eğer kullandığınız biber orta acıda olduğu zaman çok daha lezzetli oluyor. Acı sevmeyenler tabii ki tatlı biberden de yapabilir ama bu turşunun özelliği de hafif acı olması. Bakın suyuyla birlikte çok güzel oldu. Ben şimdi diğer ölçü için aynı 1 su bardağı olacak şekilde malzemelerimi hazırladım. 1 kilo biberimi de içerisine attım ve yine pişirmeye devam ediyorum. Biberlerimi de pişirdikten sonra yine diğer biberlerimin üzerine ilave ediyorum.
ve iki baş olacak şekilde sarımsaklarımı güzelce soyup yıkadım ve doğradım. Böyle çok büyük olmayacak şekilde biberlerimin üzerine ilave ediyorum. Son olarak da içerisine doğramış olduğum yarım bağ maydanozumu da ilave ediyorum. Bu turşuda maydanoz çok yakışıyor. Maydanozlarımı da ilave ettikten sonra yine tekrardan sarımsak ve maydanozlarımı güzelce karıştırıp artık turşumu kavanozlara doldurabilirim. Biberlerimi kavanozlara eşit bir şekilde suyuyla birlikte doldurduktan sonra ağzını güzelce kapatıp buzdolabında muhafaza ediyorum. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.